Merhaba arkadaşlar, ben Eray. PHP derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde deyim ayrımından bahsedeceğim. Deyim ayrımı nedir? PHP kodlarımızı yazarken bir sonraki e, kod satırına geçişimizi belirtmek için kullandığımız noktalı virgül karakteridir. E, C, Java gibi programlama dillerinde de satırı sonlandırmak için noktalı virgül kullanıyoruz. Eğer bu dillere aşinasınız... E, ne işe yaradığını anlamışsınızdır. Arkadaşlar PHP etiketimi oluşturuyorum ve buraya bir kod yazıyorum. Mesela merhaba dünya yazdım. Gördüğünüz gibi hata vermedi. Neden hata vermedi? Çünkü arkadaşlar PHP etiketimi kapattık. Kapattığım PHP etiketim bakın 26 satırda kapatmışım. Bu php etiketi içerisinde en son yer alan php komutuna benim noktalı virgül eklememe gerek yok. Fakat ben bunun devamını getirseydim. Beğen ediyorum. Mesela echo. Ee, nasılsınız diyelim. Fark ettiyseniz editörüm zaten buraya kırmızı yazdı. Şimdi bunu şöyle tekrardan yenilediğim zaman bana bu şekilde bir hata veriyor. 26. satırı gösteriyor. Oysa ki buraya noktalı virgül atamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi. İleriki videolarda göreceğimiz konulardan e, alıntı yapmam gerekiyor. Çünkü bu deyim ayrımının iyi anlaşılmasını istiyorum. Arkadaşlar, e, kod blokları yazmamız gerekebiliyor. Mesela bir if koşulunda fonksiyon tanımladığımızda vesaire. E, if koşulu içerisinde çalışacak kodlar, fonksiyon içerisinde çalışacak kodları e, süslü parantezler içerisinde belirtiyoruz. Mesela ben bir kontrol diyorum. Şuraya true ediyorum. Bir if koşulu belirtiyorum. Eğer diyorum e, benim değişkenim true ise buradaki kodları çalıştırın. E, ne diyelim? If koşulu true. Fark ettiyseniz kırmızı yandı. Çünkü arkadaşlar bu kod bloğunu açtım, kod bloğu içerisinde yazılacak kodu yazdım, kod bloğu kapattım. Bakın e, PHP kodları devam ediyor. O yüzden burayı mecburen kapatmam gerekecek. Kapatmasam şu şekilde bir hata ile karşılaşıyorum. Bunu da şu şekilde kapatıyoruz. E, bunları iyice e, öğrenmelisiniz arkadaşlar. Çünkü daha önce hiç programlamayla uğraşmayanlar bu, buralarda çok e, takılıyorlar. Bir de else diyorum arkadaşlar. If koşulu false. Buraya da noktalı virgülümü koyuyorum. Değiştirelim şunun değerini. Ve false dedi. Arkadaşlar ileriki videolarda göreceğimiz e, konulardan bir alıntı daha yaptım. E, değişkene atanan kod bloklarında deyim ayrımı nasıl oluyor? Değişken atamayı da e, anlatacağım. Kurallarıyla beraber önümüzdeki videolarda. Şimdilik bu konuyu anlatıyorum. Bunu anlamanız yeterli. Şimdi arkadaşlar mesela ben e, name adında bir e, fonksiyon oluşturuyorum buraya. Yani fonksiyonumun adı name değil. Aslında bu bir anonim fonksiyon. Fonksiyonu direkt değişkene oluşturuyorum. Eka diyorum. Merhaba diyorum merhaba Eray diyeyim. Bakın bunun içerisinde de noktalı virgül yazmam gerekecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun devamına kod yazdığım zaman şöyle name deyip bunu çalıştırıyorum. Bakın bana hata verdi. Çünkü arkadaşlar ben bu fonksiyonu bu değişkene atıyorum. Yani bunun bitişini belirtmem gerekiyor. Fark ettiyseniz e, if koşullarında süslü parantezlerin sonuna noktalı virgül yazmamıştık. Yani bunun devamına da kod yazabiliriz. Deneme diyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şöyle. Fakat e, bu tarz atamalar yaptığımız zaman buraya arkadaşlar noktalı virgülü koymamız gerekiyor. Bu durumda Hepsi de çalışacaktır. Tamam. Bir de arkadaşlar dizi örneğinde gösterelim. E, dizileri de işleyeceğiz. Mesela bir dizi tanımlaması yapıyoruz diyelim. Şöyle arkadaşlar birden fazla satırda da yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi dizi oluşturma kurallarını es geçiyorum. Mesela arkadaşlar, eko diyorum, dizi diyorum, at diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu e, köşeli parantezler PHP'de dizi oluşturmak için kullanılıyor. Buranın da sonuna noktalı virgül eklememiz gerekiyor. Aksi halde böyle bir hata alıyoruz. Evet, aynı durum arkadaşlar. Şunda da geçerli. Diz diyorum. E, array diyorum. Bunda da arkadaşlar noktalı virgül eklememiz gerekiyor. Yani bir e, fonksiyon çalıştıracağımız zaman buraya sonuna noktalı virgülü eklememiz gerekiyor. Umarım anlaşılır olmuştur. E, bu videodan arkadaşlar bu kadar olsun. Aklınızda takılan sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.